Kıymetli dostlar merhabalar. Serkan Ekmen ve Mustafa Canitez'in birlikte sunmuş oldukları -18 Filmler Kuşağı'nda 4. programımıza geldik sizlerin de desteğiyle. Bugün yine çok güzel bir filmden bahsedeceğiz. IMDb puanı 8.1 olan In Front of the Class, Türkçe'ye sınıfın önünde diye çevrilen gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan çok güzel bir film. Ben bugün daha az konuşup Mustafa Hocam'ı biraz daha fazla konuşturmak istiyorum. Ben konuşunca süre uzuyor. 19,5 dakikada bitirme niyetimiz var bakalım. Başarabilirsek eğer. İnşallah. Birkaç cümlelik bir tanıtımı sizden dinlesek. Nasıl bir filmdir bu? Hocam film öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi gerçek hayat hikayesinden alınmış bir film. Ve maalesef annenin babanın bile farkına varmadığı bir hastalıkla aslında mücadele eden ama bunu sanki özellikle işte bilmeden yapıyormuş gibi, kasten yapıyormuş gibi değerlendirilen ve bundan dolayı sürekli muzdariplik yaşayan bir çocuğun gerçekten hayat hikayesi. Yani yanına hani neler koyarsınız derseniz hocam bu filmle alakalı çıkardığınız ben mücadeleyi koyarım, azmi koyarım, bırakmamayı, pes etmemeyi koyarım. Bunlar gerçekten çok önemli hususlar ve aynı zamanda bir insanın hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden birisi de iyi bir okul müdürüne ya da iyi bir öğretmene denk gelmesidir ki Brad Cohen aslında iyi bir okul müdürüne denk geliyor. Bunu da filmin içinde görüyorsunuz. Gerçekten belki birazdan değerlendireceğiz. Ben filmi böyle değerlendiririm. Özellikle çevremdeki insanlara azmedilmesini bırakmamanın aslında her insanın istedikten sonra birçok şeyi başarabileceğini göstermesi açısından da çok kıymetli bir bize örnekler sunuyor. Çok güzel sahneler sunuyor. Bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Hatta şunu da söyleyebilirim hocam. Bir eğitimimin bir tanesinde bu filmden bir sahne paylaşıyorum ben. Ve İzotemi Derneği bu filmden aldığı o sahneyi şöyle bir neticeyle bitiriyor. Bu çok dikkatimi çekiyordu. Burada da özellikle bu filmle beraber bunu kullanmamız lazım. Tabii 2 yıl öncenin istatistiği 770 tane çocuk her yıl sınıfındaki arkadaşları ya da aileleri onlara nasıl davranacağını bilmediği için özürlü öğrenciler okulu bırakmak durumunda kalıyor. Bu çok yüksek bir rakam hocam. Muazzam bir rakam. Allah kimseye evladıyla imtihan etmesin. Evladı imtihanı zor bir imtihandır. Atsan atılmaz, atsan satılmaz. Dolayısıyla bu filmin bir başka tarafı da evlat imtihanı ile alakalı kısımda aslında herkesin onlara çok da güzel yardımcı olması gerektiğini ve bu noktada güzel neticeler çıkarabileceğini gösteriyor ki doktorlar bile teşhis koyamıyorlar hocam çocuğun durumuna. Anne yine işi çözüyor ve inatçı bir şekilde götürerek işi çözüyor. Bunu da zaten filmde izleyerek görmüş oluyorsunuz. Ben böyle bir giriş yapmış olayım hocam. Evet, çok sağ olun hocam. Niye izlemeliyiz bu filmi peki? Hocam niye izlemeliyiz? Şimdi birincisi biz öğretmenler boyutuyla baktığımda sınıfımızda farklı özelliklere ve farklı sıkıntılara sahip gerek bedensel anlamda gerek zihinsel anlamda çocuklarımız olabilir. Bu artık hayatın bir gerçeği. Bizim bunları ittirmek değil de onlara rehberlik yapmamız, onlarla gerçekten bir anne şefkatiyle, baba hassasiyetiyle yaklaşmamızın ne kadar kıymetli olduğunu göstermesi açısından filmin böyle bir boyutu var. Ben hani eğitimci açısından böyle değerlendirerek giriyorum. Birey açısından değerlendirdiğimde film bize bir azmi elden bırakmamayı, yani insanın eksikleri olabilir, bedensel ya da zihinsel hastalıkları olabilir ama buna rağmen hayatın çok da güzel başarılabilecek taraflarının olduğunu ve bu azmin, bu çalışmanın, bu gayretin nihayetinde çok da güzel sonuçlara sebebiyet verebileceğini ki yaklaşık 20 tane okula başvuru yapıyor hocam Brad Cohen. Sonrasında hayali öğretmen olmak, yani böyle bir çocuğun hayali de çok güzel gerçekten. Muhtemelen de bu hayali tabii Brad Cohen'le konuşma imkanımız olmadığı için muhtemelen diyorum. Kendi gibi olan çocuklara sahip çıkmak, onları özellikle üzerine durmak için bir öğretmenlik hayalinin olduğunu tahmin ediyorum ben filmden. Dolayısıyla bu anlamda da çok güzel bize örneklik teşkil ediyor. Bireysel anlamdaki o o çok önemli teşkil ettiği mesajlar. Anne babalar açısından hocam, evet Allah bize her an
farklı kaderimizde bir takım sonuçlar çıkartabilir. Buna hiçbirimiz ne itiraz edebiliriz, ne de reddedebiliriz, ne de isyan edebiliriz, Allah muhafaza. Halbuki bunun yerine aslında bunu kabullenip bununla ilgili nasıl mücadele edebiliriz, nasıl başarılı olabiliriz, evladımızı nasıl daha güzel geleceğe, hayata hazırlayabiliriz açısından da yaklaşılabileceğini göstermesi açısından da muazzam bir örnekliği teşkil ettiği için film bende çok ayrı bir yere sahip hocam. Yani hani ilk başlangıçta bana film tavsiyesi dediklerinde birkaç ilk tavsiyelerimden birisidir. Ki o yüzden dördüncü sıraya da Front of the Class'ı koymuş olduk işin doğrusu. Böyle bir silsileyi izlemiş olduk hocam sizinle. Burada Hıçkırık diye bir başka film var. Ben izlemedim ama aynı konum işleniyor. Hocam benzer bir özellik var. Orada da yine hıçkırık hastalığına sahip bir kız çocuğunun öğretmen olmak için vermiş olduğu mücadeleyi anlatıyor. Yani üç aşağı beş yukarı birbirine çok benziyor. Farklı kültürler ama aynı dışlamalar, aynı bir takım sorunlar ve problemler, aynı eleştiriler. Yani orada da o filmi değerlendirdiğimiz zaman da belki değerlendireceğiz. Mülakat esnasındaki orada işte hocaların çocuğa karşı, o öğretmen adayına karşı ki söylediği sözler çok ilgisini çekmişti. Benim çok ilginç bir anım var hocam bu konuyla alakalı. Bir dönem birikim okullarında çalışırken öğretmen akademisi çalışmasını yapmak bize nasip oldu. Mülakat esnasında konuşurken kekeleyen bir öğretmen adayına tekabül ettim. Şimdi tabii arkadaşı konuşturdukça ister istemez bir takım böyle endişeler, işte konuşurken ağzını kapatmalar, ne bileyim böyle biraz hani zorlamayla ilgili bir takım şeyler hissedince dedim ki hocam rahat ol. Birincisi önce rahat olman lazım. İkincisi ben sana bir film tavsiye edeyim, ne olur bu filmi izle dedim. Hayata tekrar tutun ve inatçı bir şekilde devam et. Hala şu anda o kardeşimizle görüşmem devam ediyor hocam. Ve o günkü davranışımdan dolayı bana çok teşekkür ediyor ki bence o günkü davranışımın ön planında da Front of the Class vardı. Çünkü o filmi izlemiştim hocam ben. O arkadaşla mülakat etmeden önce. Dolayısıyla gerçekten benim eğitimcilik hayatımda da çok etki sağlamış filmlerden bir tanesidir bu anlamda. Çok rast geldik. İşte özel eğitime götürün çocuğunuzu. İşte biz özel eğitim öğrencisi almıyoruz gibi bir takım reddedişleri çok yaşadığım ve duyduğum için ve Allah o tür anne babalara da imtihanlarında yardımcısı olsun diye hem dua edip hem de fiilen yardımcı olmak istediğim için filmin bendeki yeri çok bambaşka. O yüzden de böyle bir hıçkırıkla çok benzeşik bir tarafı var hocam. Bollywood buraya hakikaten iyi bir kazma vurmuş. Tamamdır. Hocam ya birçok güzel cümle geçiyordu filmde. Böyle güzel sahneler vardı, güzel mesajlar vardı gerçekten. Ben de izlediğimde böyle bir yumruğun, ne diyorlar onu, boğazıma bir yüklendi hissettim yani bazı sahnelerde gerçekten. Sizce böyle en etkileyici cümle yani böyle çok bir cümle çıkartmadım hocam. Hani bir Üç İdiot'taki gibi All is Well gibi bir hani böyle çok kullanılan çok şey olmadı. Hakikaten çok fazla var. Yani ama yani annesiyle bir diyaloğu var mesela, o dikkatimi çekmişti benim. Yaşamını ya kendisinin ya da Tourette sendromunun yöneteceğini söylüyor. Dolayısıyla ben buna müsaade etmeyeceğim diyor. Yani buradaki o bakış açısı çok hoşuma gitmişti benim. Hani bir insanın o mücadeleyi seçmesi, işte Tourette sendromunun onu yenmesine müsaade etmeyişiyle alakalı o sarf ettiği cümle benim ilgimi çekmişti. Yani hemen aklıma böyle hani gelen cümleler açısından bunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İşte engel, bize engel olan talihsizliklerin yaşamımıza hakim olmasına müsaade etmeyin ya da izin vermeyin mantığındaki o vermiş olduğu mesajlar. Yani pes etmemek, orada mesela tam belki cümleleri hani ard ardına sıralamasam da pes etmemeyle alakalı hakikaten muazzam bir iştah. Hocam 20 tane okula gideceksiniz ve 20'sinden red yiyeceksiniz. Yani bu çok kolay bir şey değil. Bir insanın başarabileceği, her insanın başarabileceği bir şey değil bir tane. Bırakın hani Tourette sendromudur ya da herhangi bir fiziksel ya da zihinsel problemi olan bir insanın. Normal insanın, bizlerin bile hani 3-5 iş başvurusundan sonra biz siz kalacağız deyip çekiliyor kenara insanlar şu anda. Ama bu anlamda çok güzel bir şey var. Yine hoşuma giden bir söz oradan kalan hocam. Kendi hayatınıza sahip çıkarsanız hayat da size sahip çıkar.
ifadesi gerçekten çok ince ve güzel bir mesaj olarak işlenmiş. Bunları sayabilirim diye düşünüyorum hocam. Şey vardı hocam, bu Amerikan filmlerinde böyle bir klişe sahne oluyor ya hani, sarılalım birbirimize terapileri falan, destek grupları ile ilgili. Orada da bir şey geçiyor, bölüm geçiyor destek gruplarında. İşte Troy sendromu olanların bir arada olduğu. Fakat oradan çıkışta annesinin çocuktan bir özür dilemesi var. Seni buraya getirdiğim için özür dilerim diye. Yok anneciğim, iyi ki getirdin diyor o da. Çünkü burada bu hastalığı kabul edenler var. Ama ben bunu reddediyorum, hayata devam edeceğim diye. Böyle hakikaten güzel bir mesaj da orada vardı. Orada beni etkileyen bir kısım olmuştu gerçekten. Bir de işte bu filmi belki izleyenler, çok izleyen yoktur ama şu konser sahnesini gören çok kişi vardır. Çünkü bir dönem o çok popüler. İşte Facebook'ta, Instagram'da vesaire çok yaygındı. Konser sahnesi sırasındaki bölüm güzeldi. Oradaki müdürün tavrı güzeldi. O müdürle ilgili de bir mülakattan şey soruyor ya. Sizi de etkileyen öğretmenler oldu mu? Veya öğretmenlerinizden bir şeyler öğrendiniz mi gibi bir şey. Müdürden işte ismini vererek, bu müdürden çok şey öğrendim diyor. Öğretmenlerimden de nasıl öğretmenlik yapmayacağım öğrendim. Maalesef. Maalesef hocam. Hacı diye ifade kullanıyor orada da. Maalesef. Evet, zor bir süreç. Peki hocam, yani biraz artık sizi yavaş yavaş doğrusu bir üstad olarak görmeye başlıyorum filmlerle ilgili. Böyle senaryo, yönetmenlik falanla ilgili de bir soru sormak isterim. Biz bir bölüm daha eklemek isteseydiniz bu filme, bir şey ekler miydiniz? Ne var aklınızda? Hocam aslında şöyle, filmleri izledikçe Serkan hocam, diyorum ki yani böyle bir film eğitimi bulsam da bir eğitim alsam. Çünkü biraz bizimki hani alaylılık mı deriz? Hatta alaylılık bile değil aslında bendeki. Çünkü bir ustanın yanında falan böyle bir çalışmanın içerisine maalesef nasip olmadı. Sadece bir yüksek lisanstaki, Allah razı olsun, İbrahim Kocabaş hocamın kendisine şükranla anıyorum. Bir film tavsiyesiyle Besmele'yi çekmiş olduk. Yönlendirmesiyle hakikaten böyle farklı filmlerin farkına varmış olduk. Eğitim konusuyla alakalı. Sonrasında benim hayatımda sinema ve filmler bambaşka bir yer tutmaya başladı. Ve filmi izlerken de hep böyle, ya aslında bu filmde nasıl bir mesaj verilebilirdi? Nasıl daha iyi insanlara farklı bir, hani bir söz söylemeden mesaj vermenin yolları sinemada çok kolay hocam. Bir bakışla ya da bir jestle, mimikle, bir hediyeyle aslında anlatmak istediğiniz birçok şeyi anlatabiliyorsunuz nihayetinde. Hakikaten bu çok ilginç bir sektör. Maalesef böyle bir eğitim alma imkanım olmadı. Ama mesela ben buraya bir film, yani filmin içerisine bir bölüm daha eklemem gerekse, birkaç öğretmenin de böyle bu Brad Cohen'e sahip çıkması, aynı müdürün o konser sahnesinde olduğu gibi hocam, onun yaşamında çok ince noktalar, gönül dokunmalarıyla beraber bir iki daha bölüm eklenseydi mesaj çok daha farklı noktalarda verilebilirdi. Hatta belki yanına, mesela devamında şunu düşündüm hep filmden sonra. Dedim ki ya Tourette sendromu çok güzel, farklı anlamda işlenmiş bu filmde. Ama bunun yanında işlenmesi gereken, mesela bir hiperaktivite çok kullandığımız bir cümledir ya da bir kelimedir. Çokça şu anda gündemimizde. Ama bununla alakalı örneğin bir film yok. Hani kendini böyle eşleştireceği, evet bu tam bana benziyor, ben de bundan gibi davranıyorum diyebileceği tarzında. Mesela böyle bir öğrenciye eklenebilir miydi yanına? O aynı sınıf olmasın. Hani o okul değil de başka bir okul olabilir. Bunlar bir arada tanışmış olabilir diye aklıma geliyor. Mesela mutluluk sahnesi, işte iş bulması, sonra evlilikle alakalı bir, o mesela film o kadar güzel hocam şeyi işlemiş ki, ben çok hoşuma gitti orada. Bakın Batı filmlerinde genellikle biz neyi görüyoruz? Hep böyle ahlaksız sahnelerin de maalesef arada sürekli giydirildiğini, yedirildiğini görüyoruz. Ama burada o kadar tatlı bir geçiş yapmışlar ki, o sevginin de aşkın da ne kadar tatlı verilebileceğini aslında çok güzel göstermişler. Yani evet. Nahoş diyeceğim hocam, sahne, hani bulsam yarım sahne ancak bunu bulurum yani. Evet evet. Bu konuda benim de doğrusu, hani şimdiye kadar izlediğimiz filmler içerisinde böyle nispeten tavsiye ediyoruz falan diyoruz ya hep. Yani evet, evet. 95 falan dedik. Bu filmde belki böyle %99.9 ailece çok rahat izlenebilecek bir film diyebiliriz buna. O yüzden hani ne böyle tam şiddet sahnesi yok, işte gayri ahlaki bir ilişki süreci yok falan. Buna rağmen 8.1 olması da ilginç. Hani şey olur ya, billa böyle bir araya bir sos koyarlar onlar. O sos olmadan gerçekten güzel bir film olmuş.
Peki hocam, yani son olarak hani şöyle olmasaydı iyi olurdu dediğiniz bir yer var mı? Tersinden sorayım, bir daha soruyor. Yani o orada çok olmadı hocam ya. Bu filmle ilgili hani şöyle olmasaydı diyeceğim ya da şuraya çıkarsam ya burada hiç oturmadı bu film diyebileceğim bir şey olmamış. Yani hakikaten filmi çok bence şeyini filmin senaristlerini çok iyi kutlamak lazım. Çünkü evet bir gerçek hayat hikayesinden alınmış bu bir gerçek ama yani o gerçek hayat hikayesini filme yansıtmak, bunu bir sinema haline dönüştürmek ve bir de mesaj vermek, o mesajı verirken de çok ince mesajlar işleyerek vermek çok kolay bir şey olmasa gerek. Yani bunun eğitimini almadığım için öyle olduğunu tahmin ediyorum. Hani bu anlamda elbette bunun bir inceliği, bir farklı tarafı vardır. Ama işte o senaristlik hocam burada devreye giriyor demek ki. Yani filmler için özellikle hani işte biraz önce sorduğunuz soru hocam, buraya ekleyeceğiniz bir şey olur muydu, ne bulurdunuz mantığındaki soru aslında tam da bununla ilgili bir şey. Yani Allah ömür verir mi bilmiyorum ama eğer bir fırsat bulsam kesinlikle senaristlik eğitimini alırım. Yani becerebilir miyim, başarabilir miyim, bir film ortaya çıkartabilir miyim bunu bilmiyorum ama çok da umursamıyorum. Çünkü öyle bir iddiam yok. Hani çok güzel film çekeceğim, süper iş çıkartacağım. Yok böyle bir iddiam ama Allah böyle de bir kabiliyet verdi ve bunların vesilesiyle de bir yol açacaksa bunu da denemek isterim. Yani denemeyen insanlar zaten bir şeyin başaramayan ve sonuca da varamayan insanlar oluyor nihayetinde. Çünkü Brad Cohen bize tam da bunu anlatıyor aslında hocam. Denemekten korkmayın. Yani 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 hiç fark etmez. Sizi reddetseler bile yine deneyin. Bir kere daha deneyin, bir daha deneyin, bir daha deneyin. Denedikten sonra da işte sonunda gittiği okuldaki hocam çocukların Brad Cohen'e karşı o samimi sarılışları, ilgi alakaları, öğretmenlikteki o kadar başarılı bir ince nokta yakalamış olması aslında o inadını devam ettirmeseydi, hayata küsseydi gidecekti işte. Yani hiçbir şey olmayacaktı. Kesinlikle. Pekala kıymetli hocam, bugün sanırım süreyi oyacağız gibi görünüyor. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş programımızı şu an sonlandırabiliriz. Var mı ekleyeceğiz hocam? Hocam orayı belki kısa geçtiniz ama ben hakikaten müdür beyin o davranışı benim çok hoşuma gitmişti. Aslında hani siz girişte dediniz ya böyle boğazına bir şeyler düğümleniyor dediği. Şimdi öyle güzel orayı o kadar güzel vermişler ki başlangıçta müdürün çocuğu işte her öğretmenin klasik bizde de işte bizden örneklerle örtüşüyor. Sınıfta sorun yaşadık, nereye gönderiyoruz hocam? Doğru müdürün yanına. İdare yani müdür yardımcısı fark etmiyor. Orada da klasik aynı yani çok değişmiyor öğretmen refleksi demek ki Amerika'da da olsa öyle Türkiye'de de olsa böyle işte Hindistan'da da olsa hadi müdürün yanına. Şimdi müdürün yanına gittiğinde müdürün sorduğu sorular hakikaten ince ve güzel sorular. Ve orada bence çok ince bir nokta yakalamış, nasıl yakaladı, nasıl böyle bir planlamayı yaptı bilmiyorum ama sanki müdür çocuğun dışlandığını ve insanlar tarafından sürekli hor görüldüğünü fazlasıyla hissediyor ki muhtemelen yanına çok gelmesinden kaynaklanıyor olabilir bu. Onun yanına konser gibi yani müzik gibi hiç sesin çıkmaması ve bu konuda çok da zor olan bir ortama çocuğu mutlaka davet ediyor. Şimdi bu çok kıymetli. Şimdi dedim ki hocam ben izlerken eyvah dedim bu çocuğu şimdi bu müdür duman edecek. Yani bu konserde bu çocuğun ne işi var? Ya bu çocuk daha da içine kapanacak. Şimdi hep öğretmen refleksiyle itiraz ediyorum. Hani itiraz dediniz ya hocam böyle filmi izlerken bu itirazla gidiyorum. Sonra işte çocuk tabii doğal olarak o refleksle devam ediyor maalesef. Sonrasında dönüyor çocuk işte doğal olarak yapıyor o refleksi gene gösteriyor. Bu arada insanların dikkatini çekiyor. Huzursuz oluyor insanlar. Gerek konser verenler gerek konseri dinleyenler. Ama hemen ardından müdürün sesi sorması eyvah dedim. Yani şimdi bu kadar kişinin arasında bu sorulacak soru mu? Çocuğu gene gömecek şimdi bu müdür. Ben de zannediyorum ki hani film kötü bir müdür örneği gösterecek. Yani hep onu bekliyorum. Bu yürüyüşte. Yok estağfurullah ondan dolayı değil hocam da. Sanki hani senaryoyu o tarafa doğru yapmış adamlar. Çok ilginç bir bence mesaj vermişler aslına bakarsanız. Çok ince bir mesaj böyle. İşte film oraya geldi. Tam böyle çocuğu sahneye çıkarttı. Önce sendromunu sordu. Sonra niye bunu yaptığını sordu. Sonra bence çok işte o boğazıma düğümlendiği taraf tam oraydı hocam. Biz senin için ne yapabiliriz sorusu çok kilit bir soruydu. Ve o sorunun neticesinde çocuğun verdiği cevap bana herkes gibi davranırsanız ben rahat olursam stres altına girmezsem daha kendimi rahat hissediyorum ve bu olmuyor daha az oluyor mantığı verdi. O mesajı o kadar kişinin huzurunda verdirdi ki bütün okul aynı anda duysun. Demek ki bunun içinmiş dedim ben hemen sonrasında.
Ve daha kıymetlisi, çok iyi iş çıkardın, yerine oturabilirsin diye çok güzel bir motive etti çocuğu. Yerine gönderdi ama daha da güzel bir şey oldu hocam. Herkesin alkışlaması. Yani bu sahne gerçekten o kadar böyle ince, o kadar güzel seçilmiş, o kadar ince çalışılmış. Yani bir okul müdürünün, bir yöneticinin bir babacan tavır göstermesi, işte çalıştığı, beraber olduğu insanlara o anaçlığı, o babacanlığı göstermesi, o yani hakikaten hani böyle samimi işten yaklaşımı göstermesi, belki de çocuğun, ki zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam, sonrasında bunu işte kendini gönlüne dokunan insan olarak müdürü sayıyor. Ve bu çok kıymet arz ediyor onun açısından. O yüzden de ben hakikaten filmin bu anlamdaki sahnesini çok çok hoşuma gitmişti, o boğazıma dümlenen kısmıyla. Burayı da böyle bir geçerek ifade etmek uygun olur diye düşündüm hocam. Eyvallah hocam. Çok çok sağ olun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sizin de. Değerli dostlar, bu haftaki programımızı da burada sona erdiriyoruz. In Front of Glass filmini konuştuk. Sınıfın önünde bir gerçek hayat hikayesinden uyarlanan çok güzel bir filmdi. Mutlaka ailece çok rahat, çok gönül rahatlığıyla izleyebileceğinizi tekrar altını çizerek söyleyelim. Hepimizin orada alacağımız dersler var. Annenin alacağı dersler, babanın alacağı dersler, öğretmenlerin alacağı dersler var. O yüzden gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hemen sonraki filmimizi bu arada söyleyelim. Kıymetli hocam, arada kaynamasın o da. Eyvallah. Hocam, bizden bir filme mi uzansak diye böyle düşünüyorum bir taraftan. Türk filmi. Türklerin çekmiş olduğu. Ben hani eğitim filmleriyle ilgili araştırırken, acaba hangisini bulurum diye bakarken 3 tane film karşıma geldi. Bunlardan bir tanesi Mucize. Bu filmi ben hocalarıma ve izleyicilerime tavsiye ediyorum. Bir dahaki film, en azından hani hep Amerikan, hep Hint filmi, hep dışarıdan örnekler, bizden hiç yok mu diye belki hocalarımızın da aklına gelmiş olabilir diye biraz böyle o anlamda dikkat ettim. Orada da çok farklı mesajların olduğunu hep beraber izlediğimizde görmüş olacağız. Mucize 2 tane var hocam. Birisi Wonder, bir de yabancı Mucize filmi var. Aman oraya dikkat etsinler. Çünkü Türk filmini yazmazlarsa öbür filmi izleyecekler. Bu sefer yanlış filmi izleyerek gelmiş olacaklar eğer izlerlerse. Öğretmen olduğu filmden bahsediyorsunuz değil mi? Mahsun Kırmızı Gölün öğretmenliği. Aynen öyle hocam. Evet, evet. O filmden bahsediyorum. Dolayısıyla gelecek hafta eğer arzu ederseniz, uygun da görürseniz hocam, bence o filmi izleyelim derim ben. İki film değil mi? Mucize 1, Mucize 2. Yanlış bu, evet, Mucize 2'si çıktı ama ben 2'yi izleyemedim hocam. Bu da bir gerçek hayat hikayesi. Yani evet. O yüzden de hani biraz daha ilgimi çekiyor böyle gerçek hayat hikayeleri olması da. Bir Mucize 2'yi de izledim. İkisi de izlenebilir. İzleyicilerimize söylemiş olalım. Arda arada da izlenebilir. İkisi zaten birbirini de biraz tamamlıyor. O yüzden devamında ne oldu kısmını belki bilmek açısından iyi olur. Pekala, çok sağ olun kıymetli hocam. Değerli dostlar, sonraki programımızda, sonraki hafta görüşmek üzere. Perşembe günleri akşamları 21.45'te Instagram'da buluşuyoruz. Ertesi gün de Cuma günü 18'de de YouTube'a yayınlanmış oluyor programımız. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.